Merhaba, yine bir kargo açılışıyla geldim. Bu kitap, tek bir kitap aldım bu sefer ve bu kitabı uzun süredir çevrilmesini bekliyordum. Çok sevdiğim bir yazarın bir serisi. O yüzden de okumak istiyordum. Ben de ön siparişten aldım ve direkt sizlerle birlikte eve gelir gelmez açmaya karar verdim. 15'inde sanırım ön siparişten kalktı. Bugün 16'sı ve direkt sizlerle birlikte açacağım. Kargoyu açalım. Bu kitap Leigh Bardugo'nun bir serisi. Grishaverse evrenini tanıtmıştım. O 9 kitaplık bir seriydi. O seriyle alakası yok. O videoda da sanırım Dokuzuncu Cemiyeti göstermiştim. O seriden bağımsız olarak yazar yeni bir evren oluşturdu ve yeni bir seri çıkarmıştı. O serinin de ilk kitabı Dokuzuncu Cemiyet. Bu kitabı okuyalı ben bayağı oldu. 2021'de almışım hatta. Sevmiştim o karanlık atmosferi ve işte Dark Academy tarzı var biraz daha. O karanlık atmosferi çok iyi veren bir kitaptı. Ama okuyalı çok olduğu için konusunu biraz unuttum, böyle postitler falan yapıştırmışım. Bu yüzden bunu tekrar okuyup ikincisini öyle okumayı düşünüyorum. Şu anda kargosunu açtığımız tabii ikincisi. Alex Stern serisi olarak biliniyor. Ve bunun Goodreads puanları birinin 4.3, birinin de 4.10 olması lazım. İkinci kitabın Goodreads puanı daha yüksek. Bu 2019'un en iyi fantastik romanı seçilmiş. Fantastik ama günümüzde geçiyor. Yani genelde fantastikler daha çok tarihi gibi oluyor, geçmişte geçiyor gibi oluyor. Ama bu günümüzde geçen bir fantastik. Hilal Şehir de öyleydi. Bunu daha çok, o böyle karanlık atmosferini vesairesini daha çok sevmiştim. Karakterlerini de sevmiştim. Bu yüzden de hani ikincisini de okumak istiyordum. Sonunda heyecanlı bitmişti. Ama dediğim gibi çok fazla unuttum kısmı var ve bayağı konusunu hatırlamıyorum. Tekrar yani hiç okumamışım gibi tekrardan okuyacağım kısacası. Dediğim gibi Grishaverse serisiyle alakası yok. Ama aynı yazar tarafından yazıldı. Öyle bir şey sanmışlar. Bu şekilde gözüküyor. Ben isminden pek memnun olamadım. İngilizcesi Hell Bent ve Çatal Yürek olarak çevirmişler. Hell Bent olarak kalsaydı sanki daha mı güzel olurdu gibi geliyor. Stephen King bir yorum yapmış hatta bu kitap için. Bardugo'nun engin bir hayal gücü var diye. Stephen King'de okumak istiyorum. Yan yana bu şekilde. Bu böyle daha metalik yazıları. Bunun parlak beyaz yapmışlar. Böyle parlıyor. Tavşan parlak. Bunun da yalanı. Bu şekilde. Yazılar da aynı şekilde. Sadece yazıları biraz farklı. Ama ikisinin de duruşu güzel. Böyle basit ve kitapları seviyorum. Zaten orijinale sadık kalınmış kapaklar. Orijinali de bu şekilde. Sadece bence ismi farklı olabilirdi. Başlangıçta yazardan bahsetmiş. Yine bir haritamız var bu şekilde, Yale Üniversitesi. Birincisinde de aynı harita vardı sanırım. Haritada bir farklılık yok. Birebir aynı haritamız var bu şekilde. Ayrıntılı ve güzel bir haritası var. Başlıkları böyle sade. Aynı şekilde iç başlıkları da bu şekilde. Sade. Puntosu bence iyi. Sayfa sayısı ise teşekkür kısmına atlarsak 509 sayfa. İlk kitap da o civardaydı. İlk kitapta 460'larda. Yani bu biraz daha fazla ve arka kısmında bir şey var. Onu şimdi çıkaracağım. İçine bir bakayım, içinde başka bir şey var mı? İçinde başka bir şey yok. İçi sade. Arkası bu şekilde. Bu da 2023'ün en iyi fantasi seçilmiş. Bu 2019'un, bu da 2023'ün. Yani o yüzden heyecanlı olmakla haklıyım bence. Arkasında böyle sanırım poster var. Ama çıkartmaya da korkuyorum. Bu şekilde. Poster değil. Açılıyor. Böyle ayrıntıları çok seviyorum. Aşırı güzel olmuş. Böyle en arka sayfaya bu şekilde koymuşlar. Birinci kitapla ikinci kitabın figürü birbirlerine böyle hiçbir şekilde. Benim bundan haberim yoktu. O yüzden çok hoşuma gitti. Kitap açınca da dedim ne var? Sanki bahsedilmedi de ama çok güzel. Birinci kitapta yılan vardı, ikincide de şey vardı, ona ithafen sanki. Çok hoşuma gitti. Böyle ayrıntıları çok seviyorum. Böyle poster bulunması. Posterleri asmıyorum ama poster bulunması, ayracının olması vesaire çok hoşuma gidiyor. İthaki ayracı genelde olmuyor İthaki yayınlarında. Ama bu sefer farklı olarak böyle bir poster koymuşlar. Şu an Stephanie Garber'ın Kırık Bir Kalp serisini okuyorum. O seriyi bitirdikten sonra, ikinci kitabındayım. O seriyi bitirdikten sonra Stephanie Garber kitaplarına bir yorum yazacağım. Ve direkt o seriyi bitirip bu seriye başlamayı düşünüyorum. Direkt okuyacağım ve sizlere ayrıyetten bunun için de bir yorum paylaşmayı düşünüyorum. Bir bilgi en çok sorulan sorulardan biri o çünkü. Bence 18 yaş üstünün okumasını daha çok tercih edebileceğim bir seri. O şekilde söyleyebilirim. Bu yazarın diğer kitapları biraz daha 15 yaş üstü şeklinde düşünülebilir ama bu seri biraz daha farklı. O yüzden öyle bir uyarı da geçeyim. Bu şekildeydi. Tasarımı da size gösterdim. Sizinle birlikte bir görmüş ve incelemiş oldum. Tasarım çok hoşuma gitti şu anda. Hem o güzel hem de bence kapakta orijinale sadık kalınmasını ben çok seviyorum. Ve orijinale sadık kalınmış kapaklar. Sade, hoş. Böyle kapakları çok seviyorum. Sadece dediğim gibi ismi bence farklı olabilirdi. Onun dışında bence çok güzel bir tasarım var. Bu da ayrıyetten beni mutlu etti. Ekstradan inceleyeceğim bunu. Böyle birinci kitapla ikinci kitabın birbirine atıf yapması hoşuma gitti. Dediğim gibi yorum videosunda bu iki kitabı da bitirdikten sonra çekmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizlerle birlikte hemen açıp hemen incelemek istedim. İyi günler.